KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınından herkese merhabalar. Günaydın sevgili seyirciler ve sevgili Yön Radyo dinleyicileri. Bugün 25 Aralık Cuma saatlerimiz tam 11'i gösteriyor. Hafta içi her sabah bu saatte yani tam 11'de yaptığımız gibi yine medya terapiyle karşınızdayız. Yine medyaya bakacağız. Yazılı basın dünün gündemini nasıl yansıtmış sayfalarına ve nasıl değerlendirmişler? Başlık, manşet, spot, fotoğraf ve sayfa düzeniyle hepsini birlikte okuyacağız birinci sayfalarını ve ikinci bir saatte ikinci bölümde de e, sizlere köşe yazarlarından alıntılar yapacağız. Ama sözü başlatmadan önce gelin bir şükran ve minnet duruşunda, bir saygı duruşunda bulunalım. Bugün 25 Aralık. Yani Mustafa İsmet İnönü İstiklal Savaşı kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının ikinci adamı İsmet İnönü'yü anıyoruz bugün. Ölümünün 47. yıl dönümünde. İsmet İnönü her şeyimizi borçlu olduğumuz o kahraman insanlardan oluşan kurucu kadronun yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının simge isimlerinden biriydi. O kadronun simge isimlerinden biriydi. Sadece savaş meydanında Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte emperyalist düşmanı bu topraklardan kovan kahramanlardan biri değildi. Sadece Batı cephesi kumandanı değildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı yerden yani 10 Kasım 1938'in daha ertesi sabahında Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin kuruluşunda bu cumhuriyetin tesis ve devrimlerin hayata geçirilmesinde öncülük eden kadroların ilk isimlerinden, ilk akla gelen isimlerinden biriydi. Sadece savaş meydanındaki kahramanlıkları ile değil, Türkiye'nin siyasetine de yön veren enler insanlardan biriydi ve tabii ki Lozan kahramanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olarak adlandırılan o Lozan Antlaşması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve deyim yerindeyse 7 düvele karşı olmasadan muzaffer bir komutan olarak çıkan bir değerli devlet insanı, değerli diplomattı sadece Cumhurbaşkanlığı ve dönem dönem Başbakanlık yapmadı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hariciye Vekilliği yani Dışişleri Bakanlığı yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı, kurucu kadrolarının en önemli, en müstesna isimlerinden biri olarak 1972 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel başkanlığını yaptı. Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçişinde de önemli rol oynayan siyaset mimarlarından biriydi. Bülent Ecevit'e devrettiği Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından sonra Cumhuriyet Senatosu'nda bir süre senatörlük yaptı ve 1973 senesinde de aramızdan ayrıldı. 25 Aralık 1973'te hayatına veda etti. İsmet İnönü damga bırakan, iz bırakan askerlerden ve siyasetçilerden biri olarak ama en önemlisi de Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının en müstesna isimlerinden biri olarak anılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü görebilme bahtiyarlığına erişemedik. İsmet İnönü'yü de bir gazeteci olarak tabii ki görmeye ya da onun bulunduğu, onun hayatta olduğu dönemde çalışmaya ömrümüz yetmedi ama onu kişisel olarak Kısacık sürelerle de olsa Yüz yüze görebilmiş bir insanın Bahtiyarlığını yaşıyorum Çünkü benim çocukluğumun Geçtiği semtte İstanbul'da Maçka'da Zaman zaman orada oturduğu Evine girer çıkarken ya da işte Oradaki parkta Görme imkanımız olmuştu işte Küçük bir çocuk olarak el sallama Ya da seslenme imkanımız Olmuştu o da ömrümüzün Bahtiyar anları arasında kayda Geçmiştir ruhu şad olsun hasretle, minnetle, şükranla anıyoruz İsmet Paşa'yı, İsmet İlölü'yü. 25 Aralık sabahında gelin gazetelerin birinci sayfalarıyla başlayalım. Bakanlık sınav listesini gizledi diye doku sütuna manşet atmış Cumhuriyet Gazetesi. Spor Bakanlığındaki yükselme sınavına şaibe düştü personel sonuçlara itiraz ediyor şeklinde bir üst başlıkla vermişler. Mustafa Çakır imzalı haberde Cumhuriyet Gazetesi şu detayları veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da yaptığı görevde yükselme sınav sonuçlarını herkese açık bir şekilde yayınlamaması tartışma yarattı sonuçları 21 Aralık'ta açıklanan sınavda herkes yalnız kendi durumunu görebildi. Bu da yazılıda yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen personelle rahatsızlık yarattı. Türk Bürosen'den alınan bilgiye göre mülakata 1341 kişi girdi. Yazılıda baraj 60, sözlüde 70 olarak belirlendi. Yazılıda 90-95 alan bazı personele sözlüde 60 verildiği, yazılıda 60 alan bazı personelin sözlüde 95 puan aldığı iddia edildi. Mülakatta elenen personel itiraz edecek deniliyor. Hemen manşetin yanında İsmet İnönü'yü torunu anlattı diye torunu Sayın Gülsün Bilgehan'ın kaleme aldığı bir yazı yer alıyor. Bir de Meriç Veli Dedeoğlu'nun Namus Erbabı ve Namussuzlar diye İsmet İnönü'nün o ünlü lafına atıfta bulunan bir yazısı var. Yani İsmet Paşa'nın o ünlü lafı siyaset tarihinde önemli bir şiar olarak eee kayda geçmiştir biliyorsunuz. Bir ülkede namus erbabı en az namussuzlar kadar cesur olmadığı takdirde işler düzelmez mealinde bir laftır. Hep akıllarımızda yer eden bir laftır. Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de dün akşam saatlerine doğru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği müjde yani pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacak şeklinde pazartesi günü Türkiye'de olması bekleniyor. Bahçeli sınırı çekti diyor. Dün Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bu sözlerle birinci sayfasına taşımış Cumhuriyet Gazetesi. MHP lideri parlamenter sistem masasına karşı çıkarak AKP'ye mesaj verdi diyor. MHP lideri hatırlayacaksınız dün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e evine dön bitsin bu çile şeklinde bir çağrıda bulunmuş Meral Hanım da. Bir fotoğraf paylaşmıştı bir aracın içinde. Evet Genel merkezde işlerimizi bitirdik eve dönüyoruz şeklinde bir anlamlı yanıt vermişti. Cumhuriyet'te kısa vadeli çözüm diye de bir başlık var. 200 puan artışla çoklu faiz önlenmiş oldu. Enflasyon korkusu arttı diye bir başlık. Bu da dünkü işte Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararını duyuran haber. Hürriyet gazetesi aşı pazartesi Türkiye'de diye müjdeliyor manşetten. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen Çin aşılarının pazar gecesi yola çıkacağını ve pazartesi Türkiye'de olacağını açıkladı diye. Ve Türklerde 91.25 <laughs> oranında etkili olduğunu belirtiyor. Önce 9 milyon kişiye yapılacakmış aşı. Türk aşısına imza bugün diye de bir başlık var. Hemen bu haberin içinde böyle bir kutu içinde malum Almanya'da bu Pfizer-BioNTech aşısı ya da o firmanın ürettiği aşıyı geliştiren iki Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi biliyorsunuz bu aşı ile ilgili olarak Türkiye'ye de sevkiyatının planlandığını söylemişler ve Bakan Fahrettin Koca da demiş ki Biontech Pfizer aşısını mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Opsiyonel olarak da 30 milyona kadar bu gece veya yarın muhtemelen onunla da sözleşme imzalanmış olur. Ocak ayında 1 1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak diyor. Günde yaklaşık 1.5 2 milyon aşı yapılacağı da açıklanmış yine bakanlık tarafından. Kars bu kış yalnız yalnız kaldı diye bir başlık var. Biliyorsunuz kış turizmi çerçevesinde kışları bu mevsimde işte trenle Kars'a bayağı ciddi bir turistik akın oluyordu. Ama bu kışta bir koronavirüs önlemleri nedeniyle Tesislerde konaklama ya da yeme içme faaliyeti önemli ölçüde kısıtlandığı için kış turizminin en gözde şehirlerinden Kars salgın nedeniyle eski yalnızlığına döndüğü şeklinde bir başlıkta Toygun Atilla'nın haberi de var. Birinci sayfasında Hürriyet'in bir de Uber'e sarı taksi izni diye de bir başlık var. İstinaf mahkemesi Uber'in sarı taksilere hizmet vermesinin önünü açtı ancak XL araçların kullanılmasını yasakladı yani o büyük minibüs tarzı tarzı. E, taksilerle, işte neydi o panel van mı diyorlar, o van denen ya da minibüslerle e, kullanılamayacak olduğunu da e, anlatmış <laughs> Hürriyet'in haberi. Sözcü gazetesi Ayasofya'nın imamı herkesi andı ama bir tek Atatürk'ü anmadı diyor manşetinde. Şimdi Ayasofya'nın imamı nereden gündeme geldi diyeceksiniz. Malum gazeteci Yılmaz Özdil ile yine gazeteci Cüneyt Akman'a yönelik olarak bir öğretim üyesi, doçent doktor Ebu Bekir Sifil isimli bir şahıs demişti ki bu iki gazeteci öldüğünde cesetleri camiden kaldırılmasın. Cenazeleri de dememişti, cesetleri demişti. Niye? Efendim işte bu yağmur duasını eleştirmişler, cuma hutbelerini eleştirmişler vesaire. Böylesine bir yobazın, böylesine bir örümcek kafalının fetvasından söz ediyoruz. Bu Ayasofyalı caminin imamı da ona destek vermiş. Profesör Mehmet Boynu Kalın. Beş ay önce Ayasofya'ya baş imam atanmış bu zat-ı muhterem. Burhan Kuzu'dan Aliye İzzet Begoviç'e kadar pek çok kişiyi mesajla anmış ölümlerinde. Ayasofya'nın ölen kedisi için atılan mesajı paylaşmış ancak sosyal medyada 10 Kasım'da Atatürk'ü anmadı. 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kutlamadı diyor. Olur ya Ali Ekber Ertürk'ün haberi Sözcü gazetesinde. Kişisel tercihidir bu adamcağızın da neydi? Mehmet boyunu da Atatürk'ü anmayabilir. Efendim 10 Kasım'da da mesaj atmamış olabilir. Cumhuriyeti de kutlamamış olabilir. O da onun tercihidir. Ama biz de onu o tercihleriyle anarız. Ondan sonra da o tercihleriyle niye anıldı diye de kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Atatürk heykeline ve büstüne saldırı. 1930'lardan 1940'lardan beri hep bu haberleri okuruz. Türkiye'nin orasında burasında yobazlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini bilmeyenler, bu cumhuriyetin değerini bilmeyenler cumhuriyetin simgelerine ve cumhuriyetin kurucusuna bu şekilde saldırırlar. Gerçekleşmek, gerçekleştirmekten hala vazgeçmiyorlar demek ki. Elleri kırılsın demekten başka da bir tepki veremeyeceğim ama acaba hak ettikleri cezayı da çarptırılacaklar mı yani iki satır tweet atan ülkenin bugünkü yöneticilerini eleştiren yani ülkeyi yönetemiyorsunuz babında son derece masum son derece medeni tepkiler veren insanların mahkemelerde sürüm sürüm süründürüldüğü adeta hayatlarının söndürülmeye çalışıldığı bir ortamda acaba bu ülkenin kurucusunun büstünü kırmaya çalışan ona küfür eden hakaret eden insanlara ne yapılıyor onu da tabii ibretle izliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz evine dön bitsin bu çile. Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e dünkü çağrısı sözcünün birinci sayfasında yer alan başlıklardan biri. <laughs> bir gün gazetesi umarız bu kez doğru olur diye bir temennide bulunuyor. Hangi konuda? Aşı konusunda. Bakan koca aşının gelişi için yeni bir tarih verdi diyor üst başlığında bir gün. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama çalışması başlarken aşının Türkiye'ye gelişi için pazar gününe randevu verildi aşı sayısı ve aşılamanın başlangıç tarihine dair net bir bilgi yok diyor. İşte böyle bulanık tarihler veriliyor ama tabii işte hani bunlar da kolay şeyler değil. İşte bütün dünya çırpınıyor aşı almak için, tedarik etmek için, getirmek için o işte lojistik çabalar vesaire. İnşallah işte önümüzdeki günlerde gelecek yapılacak. Yani o kadar da saat saat dakika dakikada e, takip etmenin ya da hani gelmedi ne oldu filan gibilerde bastırmanın da bir alemi yok. Devletimizi Sanıyoruz. Devletin imkanlarını biliyoruz. Devletin yönetim tarzını biliyoruz. Hani bir kişiden telefon gelmeden ya da emir gelmeden kimsenin masasındaki mouse'u şuradan şuraya koyamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla bu işler Türkiye'de böyle yürüyor. Artık bunu kabullenmiş durumdayız. Bu rejimin, bu sistemin, bu anlayışın ve bu devlet yönetememe tarzının yani yönetememe tarzı diye altını e, özellikle çizerek vurgulamak istiyorum. Bir an önce değişmesini de dilemekten başka çaremiz yok ve tabii değişmesi için uğraşmaktan başka çaremiz de yok. Kanala geçit yok. 18 ayı 18 maddede anlattı Ekrem İmamoğlu'nun dün 18. ayını yani 1,5 yılını doldurması münasebetiyle yaptığı sunumdan da bu başlığı çıkarmış. Bir gün bir de yüksek faizin sonu işsizlik ve borç krizi diye de uyarıda bulunuyor. Dün de KRT akşam haberlerine konuk olan Bir Gün gazetesinin ekonomi müdürü yazar Ozan Gündoğdu'nun imzasını taşıyan bir haber. Yüksek faizin sonu işsizlik ve borç krizi aynı bu mealde dün akşam da bize anlatmıştı. Daha doğrusu KRT izleyicilerine anlatmıştı olayı. Dünyayı yediler, vergi vermediler diyor manşetinde Evrensel Gazetesi. İşimiz de, de bu memleket dediler. Ticaret Bakanı Pekcan iktidarın gö gözdesi Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'un hani bu e, beşli müteahhit çetesi denilen çete var ya benim her zaman fevkalade müsamahaya mashar müteahhitler FMMM diye e, nitelendirdiğim efendim e, bu müteahhitlerden söz ediyor. Toplam 128 kere vergiden muaf tutulmuşlar bunlar. Bakın asgari ücretlinin vergi ödediği 5 kuruşluk bir şey alırken 4 kuruş vergi verdiğiniz bazı mamullerden söz ediyorum akaryakıttan işte alkolden sigaradan neyse vergi verdiğimiz bir e, ülkede 128 kere bu muhteremler yani Cengiz hani malum milletin bir Cengiz var ya bir tane Allah hiç kimseyi böyle bir duruma düşürmesin Düşünebiliyor musunuz bu zatı muhterem Neydi adı Mehmet Cengiz Beyefendi Ölene kadar Allah daha uzun ömür versin Ve belki sonrasında Emre Hak vaki olduktan sonra da Hep nesilden nesile Milletin biip Cengiz olarak anılacak Allah kimseye böyle bir acı Tattırmasın Allah hiç kimseye Böyle bir ayıp tattırmasın diyorum amin seslerini duyar gibiyim karşıdan. Efendim adrese teslim ihalelerle milyarlar kazanan Cengiz, Limak ve Kolin Dünyada en çok kamu ihalesi alan 4 şirket arasındaymış. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesinde vergi muafiyetinden yararlanmak için ihaleye muhakkak bir yabancı firmanın teklif vermesi zorunluluğu bulunuyormuş. Ancak Ticaret Bakanı Rusat Pekcan söz konusu ihalelerle hangi yabancı firmaların ihalelere, hangi yabancı firmaların katıldığını ise açıklamamış. Bakar mısın uyanıklığa? Vergi muafiyeti almak için bir tane de yabancı ortak buluyor. Soruyorsun ya kimdir bunlar filan söylenmez. Ticari sır filan diye dünyayı yediler vergi vermediler diye harika bir başlık atmış Evrensel Gazetesi. Hayırlı işler beyler haberi bunlar. Karar Gazetesi Aşı pazar gecesi yolda diye müjdeliyor kararda. Çin aşısının denemelerini yapan Brezilya'nın faz 3 sonuçlarının açıklanmasını ertelediği gün Sağlık Bakanı Koca ülkemizde elde edilen verileri duyurdu. Koronavirüsün koruyuculuk oranı %91.25 olarak açıklandı. Daha önce 11 Aralık'ta geleceği belirtilen ancak sevkiyatı Sürekli ertelenen dozlarla ilgili Fahrettin Koca nihayet net bir tarih verdi. Pazar gecesi yola çıkacak, pazartesi e, Türkiye'de olacak diye. Anayasana koyduysan uygulayacaksın diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ahim kararına uyulması çağrısı da yine e, kararın birinci sayfasında. Kararın logosunun yanında da Beşiktaşlıları sevindiren bir haber var. Kartaldan tek gol 3 puan şeklinde dün Ankara gücünü yenen Karakartal'ın golünü yine Domagoj Vida beyefendi attılar. Vida beyefendi diyeceksiniz. Dünya Gazetesi merkez piyasanın önüne geçti diyor. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararından söz ediyor. Efendim e, politika faizini beklentilerin üzerinde 200 bas puan artışla %17'ye çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma ve fiyat istikrarı içinde güçlü bir mesaj verdi diyor. Hemen manşetin üstünde logo ile böyle iç içe Boris Johnson'ın fotoğrafını görüyorsunuz. Ne vesileyle? Efendim Mary Braxmas e, başlığını atmışlar. İngiltere ve AB Avrupa Birliği. Bu Brexit planları yani İngiltere'nin, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili planlarda sonunda anlaşmışlar. Yeni Çağ Gazetesi Mehmetçik'ten Yıldırım Harekatı başlığını atmış manşette. Jandarma ve polis harekatçılarının yer aldığı Van merkezli başlatılan 3.251 kişilik Yıldırım-17 BESTA operasyonuyla PKK'nın kış yapılanmasındaki mağara ve sığınakları imha edilecekmiş. Bu e, Mehmetçiklerin giysileri bana askerlik yıllarımı hatırlatıyor hep. Beyaz giysilerle ben de övmek gibi olsun. E, Erzurum'da yapmıştım askerliğimi o cephede ya da e, o bölgede e, askeri tatbikatlarda işte kış tatbikatlarında böyle bembeyaz giysiler ve tüfekleri de beyaz bezlerle e, sarardık. E, böyle kıl, e, kıyafetlerle harekatlara daha doğrusu tatbikatlara katılmıştık. Kendimi 1980-81 kışında filan hissettim. Bu fotoğraflardaki Mehmetçikleri görünce hepsine buradan selamlar, sevgiler ve hayırlı tezkereler dileklerimi gönderiyorum. Yeni Çağ gazetesi %91.25 güvenli olan Çin aşısı pazartesi geliyor diye yine bütün gazeteler gibi onlar da aşıyı müjdelemişler. Sabah gazetesi esnafa çifte hibe ocakta başlıyor demiş manşetinde. Berberden pazarcıya, kokoreççi, kebapçı, kırtasiyeciden taksici, kahveci, simitçiye kadar milyonlarca esnaf ve sanatkara yapılacak kira desteği ve gelir kaybı yardımının detayları netleşti demiş. Yani bir <laughs> Hükümet haber bülteni gibi birinci sayfada hani malın kadar zekatın artsın derler ya işte 550 lira 750 lira alın işte 2-3 ay bununla geçinin diye ee, kahvede e, gidip çay içemiyorlar şimdi belki ama hani kahvede içtiği çayın markasına yetmez diyelim ama işte hani bu kadar da olsa Allah razı olsun deyip ...öpüp başlarına koysunlar... ...hayvan haklarına bile razıyız diye... ...bir çağrı var... ...Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki... ...7 bin göçmen yaşadıkları dramı... ...bir mektupla Avrupa Birliği'ne... ...aktarmışlar... ...faşist bir zihniyete meydanı bırakmayız... ...kim diyor bunu... ...Sayın Cumhurbaşkanı diyor... ...kimse o faşistler... ...kime meydanı bırakmamaktan söz ediyorsa... ...onu gerçekten merak ediyorum... ...ve 10 milyonluk yasak aşk şantajı... ...diye bir haber var... CHP'li Aynur Doğan, milletvekili Özgür Karabat'la ilişkisini gizlice kaydetmiş, görüntü karşılığı şantaj yaparak 10 milyon lira istemiş Abdurrahman Şimşek'in haberine bakılırsa. 10 milyonluk yasak aşk şantajı. CHP Çekmeköy eski ilçe başkanı Erdoğan Bozkurt'un da bir fotoğrafı var. Sabah gazetesi devam ettiriyor bu. CHP içinde sürekli taciz, tecavüz, yasak aşklar, yolsuzluklar, hırsızlıklar var filan diye. Sadece CHP içinde oluyor bunlar demek ki. Sabah'ın iddiası. Yeni Şafak gazetesi siz ölün biz işimize bakalım diye manşet atmış. Suriye'de çocukları kandırıp ölüme gönderen terörist başı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin kendi yakınlarını zengin etmiş. Kardeşi ABD askerleriyle ticaret yapıp milyon dolarları cebine indirirken Şahin diğer yakınlarını da Önemli görevlere getirmiş. Medeniyetimize sahip çıkacağız diyen Cumhurbaşkanı'nın da mesajı yine Yeni Şafak'ta sür verilmiş. Ahim kararını tanımıyoruz. Aferin e, hak eden bir laf Sayın Devlet Bahçeli'nin sözü. Bu karar bizim için hükümsüzdür demiş. Akşam gazetesi virüs daha saldırgan diye bir manşet atmış. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Tufan Tükek son iki ayda dikkat çeken değişikliği akşam gazetesine anlatmış. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın akciğerleri çok güç toparlanıyor. Bunun iki nedeni olabilir demiş. Ya virüs hastalığı ağır geçirme potansiyeli yüksek olan kişileri enfekte etti ya da yayılma hızıyla enfekte kabiliyetini artırarak mutasyona uğradı. Çünkü entübe hastalarımızı solunum cihazından ayırmak artık zorlaştı diyor. Bunları duyduktan sonra biraz daha dikkat etmemiz lazım hep beraber. Yani ne yaptığımıza, ne yapmadığımıza, nasıl korunduğumuza birazcık daha özen göstermemiz lazım. Sadece kendi yaşamımız değil, sevdiklerimizin, çevremizin ve bütün toplumun yaşamını da böyle bir komple paket olarak düşünmemiz lazım. Başörtülü anneye polis faşizmi nerede olmuş bu Türkiye'de değil herhalde Alman polisi yapmış bu polis faşizmi e, ayıbını işlemiş. Türkiye Gazetesi aşı olmayana iş yok diye bir manşet atmış. İşverenin böyle bir hakkı var diyor üst başlığında Türkiye Gazetesi. İş yerleri çalışanlara aşı mecburiyeti getirebilir mi sorusunun cevabını hukukçulardan aldık diyor. Türkiye'de aşı mecburiyeti yok. Ancak işverenler çalışanlarını korumak için personelden aşı olmasını isteyebilir. Peki çalışan aşıya direnirse, karşı çıkarsa ne olur? Avukat Mehtap Demirhan, işçi tedaviye karşı çıkar, karantinaya uymaz ya da aşı olmazsa işverene fesih hakkı doğar demiş. Demek ki çalışma yasalarında bu yönde hükümler var. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir de ee, Sayın Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanının medeniyetimiz tahrip edildi diye bir açıklamasından alıntı yapmışlar. Binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli bir şekilde tahrip edilmiştir. Diyen bir e, demeci Milliyet gazetesine bakalım Aşı pazartesi Türkiye'de diye Müjdeleyen bir başlıkta Milliyet gazetesinde Kartalı vida uçurdu diye Ankara gücünü Deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın Golünü e, Domagoj vida'nın Attığı e, haberi var Çevre için yeni bir düzen Geliyormuş mecliste kabul edilen düzenlemede Yeni e, hükümler yer almış Bir de e, Medeniyetimize sonuna kadar sahip çıkacağımız Başlığı Olmazsa olmaz bir şekilde e, Milliyet'in de birinci sayfasında yer almış. Posta gazetesi bu evlilik çok tartışılır diye bir haber vermiş. Kimin evliliği bu? Akasya Durağı, komp e, Kampüsistan, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde yol, e, rol alan... Oyuncu Arda Özili 27 Mayıs 2018'de kullandığı motosiklette trafik kazası geçirip ölmüştü. Ölümünden sonra 2,5 yıl sonra nişanlısı Villan örnekle yıllarca aynı evi paylaştığı yakın arkadaşı oyuncu Balamir Emre'nin evlenmesi Tartışma yarattı deniliyor. E, postanın birinci sayfasına. Postada bir haber var. Ona özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın Yusuf Yazıcı isimli genç bir sporcumuz var. Biliyorsunuz Fransa'ya transfer oldu. Trabzonspor'da oynadıktan sonra Yusuf Yazıcı Fransa'nın Lille takımında. Ve neredeyse her maç ya gol atıyor ya da asist yapıyor. Burak Yılmaz'la birlikte oynuyorlar orada. dünkü Montpellier takımını 3-2 yendikleri maçta galibiyet golünün pasını vermiş. Ve golü de Burak Yılmaz atmış. Yusuf gol sevinci sırasında 3 gün önce yaşamını yitiren ee, ve dedem dediği Trabzon'un efsane teknik adamı Özkan Sümer'i almış, üzerinde Özkan Sümer'le çocukken çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğu tişörtle kameralara işte böyle poz vermiş. Aferin çocuk diyorum çünkü bu önemli. Bir vefa gösterisi. Küçücükken işte Trabzonspor formasıyla bir çocukken Özkan Sümer'le fotoğraf çektirmiş. Herhalde altyapıda falan oynarken. Özkan dedesine de vefasını bu şekilde sunmuş. Dünya çapında bir futbolcudan söz ediyoruz. Bakın Yusuf Yazıcı ismini önümüzdeki yıllarda Avrupa... E, liglerinde çok duyacağız gerçekten Fransa'yı kasıp kavuruyor bu çocuklar şu anda aydınlık gazetesi Türkiye'ye sansür diye başlık atmış YouTube Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in Ermeni soykırımı yalanına karşı İnsan Hakları Mahkemesi Ahim'in ee, İsviçre'ye karşı kazandığı davayı ve davanın sonuçlarını anlatan videoları yayından kaldırmış. Ve Yeni Akit'te Ekrem İmamoğlu sür manşete çekmiş. Dün Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz basın toplantısında Yeni Akit muhabirini terslemişti. Soru sormak istemesi üzerine ben sizi gazete saymıyorum, sizin gazeteciliğinizi de beğenmiyorum diye sert bir şekilde eleştirmişti. Akit'in soruları terletti. Ekrem kinini kustu diye onlar da Ekrem İmamoğlu'na cevap vermişler. Bir de gazete pencerenin manşetine bakalım. Onlar da AYM'den ahim mesajı, Avrupa İnsan Hakları mesajı uyacaksın şeklinde. Anayasa Mahkemesi dün verdiği bir kararda Ahim'in ve AYM'nin kararlarına neden uyulması gerektiğini böyle bir kibar dille izah etmiş. Tam da cuk oturmuş güncel tartışma sırasında. Saatlerimiz 11.26'yı gösteriyor. Medya terapiye kısa bir ara Ardından devam edeceğiz. Medya Terapi'den tekrar merhaba. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'de sırada köşe yazarlarından alıntılar var. Cumhuriyet gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Cumhuriyet'te ikinci sayfada her zaman olduğu gibi Emre Kongar hocamızın yazısıyla başlayalım. İstanbul Yerel Demokrasi Mucizesi başlığını atmış Emre Hoca. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimde demokratik rejimi yeniden kuracak dediğim zaman beni aşırı iyimserlikle, ütopyacılıkla suçlayanlar olmuştu. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 ayın hesabını veren konuşmasında bu öngörümün gerçekleştiğini ve bu gerçekleşmenin İstanbul'da yarattığı mucizevi başarıyı dinledik diyor. Emre Hoca. Demokrasiyi içselleştirmiş bir belediye başkanı vardı karşımızda. Demokrasiyi içselleştirmek şeffaflık ve hesap verebilirlik gerektirir. AKP Erdoğan iktidarı yaptığı işleri harcamaları halktan gizliyor. Bunlar hakkında ya hiç bilgi vermiyor ya da eksik veya yanlış bilgi veriyor. Şeffaflık bu iktidar için adeta tehlikeli bir ilke. Oysa halk yararına işler yapan eden bir politikacı yaptığı işleri halka anlatmak için şeffaflığa dört elle sarılır. Hesap vermek ilkesine candan uyar ki seçmen karşısında övünebilsin, onların desteğini artırabilsin demiş. Çok önemli bir... İmamoğlu övgüsü var Emre Kongar hocanın yazısında. Özdemir İnce çıplak ya da savunmasız bir toplum başlığını atmış bugünkü yazısına. Diyor ki halk AKP'nin 19 yıllık iktidarı döneminde ve özellikle de son yılların baş yücelik rejiminde giderek çıplaklaştığını, giderek savunmasız kaldığını hissediyor mu? Osmanlı'nın kulluk döneminden bu yana laik rejime uyum sağlayarak vatandaş olmayı beceremeyen, sözde İslami değerlerin kıskacında en zalim yönetimlere bile itaat ve biat etmenin şart olduğunu düşünen bu meslek, mesleksiz kitlenin böyle bir sorunu olmadığına tarihte şahittir. Peki. Peki ne olacak şimdi ee, diye sormuş Özdemir İnce. Ali Silmen bağlar bağlar bal gibi bağlar demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bize bizi bağlamaz sözlerine değiniyor. Ali Silmen şöyle devam etmiş. Muhalefet partileri ve konunun uzmanı hukukçular Erdoğan'ın sözlerine karşı çıkarak AKP'yi eleştirdiler ve ortak görüşlerini açıkladılar. Karar Türkiye'yi bağlar ve Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır tarafların görüşlerini irdelemeden önce benzeri konularda hep karşılaştığımız bir güçlüğü vurgulamak gerek. Hukuki konularda AKP veya Tayyip Bey ile sağlıklı biçimde tartışmak imkansızdır demiş. Türkiye'nin kararı beğenmeyip tanımaması halinde yalnız Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilişkileri çok olumsuz etkilenmekle kalmayacak. Ayrıca NATO üyeliğimizin bile yeniden tartışma konusu edilmeye başlandığı bir zamanda Batı ile ilişkileri de baştan ele alınıp yeniden biçimlenecektir diye yazmış Ali Silmen üstadımız. Mine Söğüt susarsanız başka şey olur, susmazsanız başka diye yazmış bugün köşesinde. Mahkemelerden ardı ardına kararlar çıkıyor diye başlamış Mine Söğüt. Hepsi sorumlu, hepsi tartışmalı, hepsi siyasi. O davalarda bir hukuk tartışılmıyor. En baştan ve korkunç bir hukuksuzluktan yeni bir ülke inşa ediliyor. Kavala ve Demirtaş hapiste, Kürt milletvekilleri hapiste, 15 Temmuz sonrası tutuklanan askeri öğrenciler hapiste, gazeteciler hapiste, Can Dündar sürgünde. Peki bu arada siz neredesiniz? Dışarıda mı, dışarısı gerçekten dışarısı mı? Eviniz sizin eviniz mi? Fikriniz sizin fikriniz mi? Sesiniz solunuz gerçekten sizin mi? Özgür müsünüz? Dışarıda olmak, evde olmak sizi özgür kılmaya yetiyor mu? Mahkemeye düşmemek, yargılanmamak, tutuklanmamak, içeride yatmamak sizi bu kabuslardan uzak tutuyor mu diye sorgulamış Mine Söğüt bugünkü köşesinde. Zafer Arapkirli bendenizin köşesinde de en iyi savunma hörelenmek midir başlığını attım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına karşı iktidardaki siyasetçilerin yoğun bir saldırıya ya da böyle bir topyekün saldırıya geçtiğini yazdım bugün. Takmıyorum, tanımıyorum, ırgalamaz, yok hükmünde, boşlukta. Bir nevi saymayoz tavrıdır bu. Hani vardı ya bu Kastamonulu fıkrası saymayoz diye gol yiyince. Yaptığı vahim hatayı bile bile biz böyleyiz yerseniz canınız cehenneme demektir. Evrensel çağdaş hukuk normlarının suratına tükürükler saçarak devletin en tepelerinden başlayarak koalisyon ortağına ve bakanına kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararına gelen tepkiler yukarıdaki fiillerle özetlenebilir. Zaten başka türlüsünü de beklemiyorduk bu tükenmiş iktidardan. Çünkü artık sadece öfkeli reaksiyon anlamında sarf ettikleri cümleler değil, normal, sakin, günlük bildirim anlamındaki sözleri de tamamen bir savrulmuşluk ve ne dediğini artık hiç umursamayan bir başıbozukluk ve çaresizlik duygusunun eseridir diye yazdım. Devamını da Cumhuriyet alıp okursanız çok mutlu, mesut ve bahtiyar olacağımı da buradan beyan etmiş olayım. Özlem Yüzak, Cumhuriyet'in ekonomi yazarlarından umuttur insanlığı ayakta tutan diye yazmış bugün Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde. Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Hürriyet'te kimler neler yazmış bugün. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan bu Türkçe Kur'an meselesine girmiş. Türkçe Kur'an konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz diyor. Ahmet Hakan ulema ya böyle kılavuz yayınlamış. Yani Türkçe Kur'an meselesini siz bilmezsiniz ben size anlatayım diyor. Bakın neden Arapça okunması gerektiğini şöyle anlatmaya çalışmış Ahmet Hakan biraderimiz. Müslümanlar Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bu saygı bir saygı duruşu değildir bu. Allah kelamı kabul edilen metne yönelik bir saygı duruşudur. Demagojiye bakar mısın? Lafı nasıl kıvırıyor burada? Niye Arap Arapçaya saygı duruşu değilse Türkçesi ya da İngilizcesi ya da Fincesi ya da Çincesi okunamıyor. Bu kutsal kitabın. Neden yani? Arapçaya saygı duy, şey Allah kelamına saygı duy ama Arapçaya saygı duymak zorunda değiliz. Kıvırma. Arapçaya saygı duruşundan bahsediyorsunuz siz. İlla da Arapça okunacak diyorsunuz. Niye arkadaşım? Herkes Arapça öğrenmek zorunda mı? Birileri tercüme etsin. Daha çok yaymak istiyorsanız e, İslam dinini... O zaman daha fazla insan öğrensin. Fena mı? Yani kendi kendinizi şey yapıyorsunuz, engellemiş oluyorsunuz. İbadetlerde, törenlerde Kur'an'ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur. İsteyen Arapça orijinal haliyle okusun ama isteyen de bırak tercüme edilmiş halini okusun. Sana ne? Sen niye kısıtlıyorsun insanları? Sokakta bazen böyle mikrofonlar tutan ve halkın nabzını tutan bazı böyle ufak tefek şeyler var. Televizyon kanalları var. İnternet üzerinden yayın yapıyorlar. Onlar da bir gün gördüm. Yemin ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu cümlesinin ne olduğunu sormuşlar. Bir tek kişi bilemiyor. Abuk subuk şeyler tercümeler yapıyorlar. Yahu kelime-i şehadeti tercüme edemeyen bir toplumun demek ki bunun Türkçesini bilmeye ihtiyacı var. Zorlamayın, kasmayın. Kutsal metni daha çok yaymak ve insan daha fazla insanın e, inanmasını, e, İslam dinini kabul etmesini ya da benimsemesini, özümsemesini, içselleştirmesini istiyorsunuz bir yandan. Bu yönde baskı yapıyorsunuz insanlara ama bir yandan da aman ha zinha tercüme edilmesin. Olmaz öyle bir abukluk yapmayın. Ahmet Hakan ulemalığa soyunmuşsun ama daha birinci cümlede duvara toslamışsın. Efendim Türkçe ezan konusunda da şunu diyor. Evrensel bir mesaj İngiltere'de, Endonezya'da da okunan ezan aynı. Orijinal ezan, ezan metni, İslam kültürünün ve inanışının bir parçası Türkçe ezan. İşte bunu bozan bir uygulama. Türkçe ezana karşı şiddetle karşı çıkılmasının altında yatan neden bu? Yani temel dert ille de Arapça olsun değil. Evet, temel derdiniz ille de Arapça olsun. Yani böyle bir uhrevi havaya büründürün dini metinleri, kutsal metinleri. Ya Arabistan'da vahiy indiyse, o bölgede indiyse orijinalinin Arapça olması son derece doğal. Ama bırak dünyaya yayılmışsa herkes kendi dilinde ibadet etsin. Bundan ne gibi bir rahatsızlık duyuyorsunuz? Beni üzen bir şey daha. Dün Sayın Ekrem İmamoğlu'na soruldu basın toplantısında siz ne düşünüyorsunuz o belediyenin tertip ettiği şeybi adı törenlerinde işte Türkçe okunmasını falan. Ya ben de doğru bulmuyorum dedi. Ekrem İmamoğlu'nun da harcı değil bunu söylemek. Ekrem İmamoğlu da din uleması değil bir şey değil. Bırak Hangi dilde okunursa okunsun. Tahrif etmek ayrı bir şey. Yani çarpıtmak ayrı bir şey. Ama başka bir dile çevirip o dilde okumak ayrı bir şey dini metinleri. Yapmayın. Bu kadar bağnazlık içinde olmayın. Ekrem İmamoğlu'na da teessüf ediyorum buradan. Gerçekten de. Niye yani? Hemen böyle bir yoğun eleştiri geldi diye Ekrem Başkan da aman ben de doğru bulmuyorum. Yani doğru buluyorum dese aman siyasi bilmem kötü puan mı yazılacak. Yapmayın Ekrem Başkan ya. Yapmayın. Yani bırakın şey yapsınlar, hücum etsinler. Doğru bildiğinizi savunun. Başka kimlerin yazısı var Hürriyet gazetesinde? Sedat Ergin Avrupa Konseyi'nde bir ahim ihlalinin öyküsünü yazmış. Bir başka davaya atıfta bulunuyor. Yani şey yapınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönünce bir karar neler oldu onları anlatıyor. Azerbaycan da muhalif bir partinin kurucular arasında yer alan Mahmadov davası. Abdülkadir Selvi yine bir anket yakalamış. Onun üzerinden bakın bizim puanlarımız, bizimkilerin puanları hala yüksek filan demeye getiriyor. Günlerdir aynı şeyi yapıyor Abdülkadir Selvi. Eğlenceyle, keyifle okuyorum. Diyor ki Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor? Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan yarıştığı takdirde Erdoğan diyenlerin oranı %53.7 çıkarken İmamoğlu %46'ya ulaşıyor demiş. Yaşasın bizim başka kazanıyor filan gibilerden bir sevinç içinde yazmış. İşte bak ondan sonra bu çocuklara ben, ben yandaş deyince bozuluyorlar. Bir tanesiyle ciddi kavga etmiştik. Şimdi rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin. Bana niye yandaş diyorsun filan dedi. Bunun için yandaş diyoruz işte. Yahu bir fikri, bir siyaseti, bir ideolojiyi savunmak başka. Körü körüne bir lideri bu kadar pompalamaya çalışmak ve her gün bizimki daha yüksek puanlı, bizimki daha başarılı, bizimki daha güzel filan diye zıplamak ayrı bir şey. Yahu niye yani? Bunu da böyle bir ankette yakalamış diyor ki 53.7 çıkıyor reis diyor. Ama yüzde %46'da kalmış. Büyük bir keyifle yazmıştır bunu. Şimdi sabahleyin böyle çıkartıp çıkartıp okuyordur. Aa bak ne güzel yazmışım filan diye. Gül mü Erdoğan mı sorusu sorulunca efendim ee, orada da Erdoğan yüzde 76.3, Gül yüzde kalmış. Mansur yavaş mı Erdoğan mı diye sorulduğunda Erdoğan yüz, yine yüzde 50 55.2, Mansur yavaş 44.8. Yani herkesle yaptığı maçı kazanıyor diyor. Böyle hani tenis e, şampiyonası gibi. Akşener mi Erdoğan mı diye sorulmuş yine aynı ankette. Orada da Erdoğan yüzde 68.8, Akşener yüzde 2 çıkıyormuş. Bunu da iştiharla yazmış Abdülkadir Selvi. Bir de Abdülkadir Selvi de bu Arapça, Yasin Türkçe, Kur'an meselesine girmiş. Diyor ki Ekrem İmamoğlu farklı bir CHP'li profil çizmişti. Milliyetçi ve muhafazakar kesimleri kucaklayan bir kampanya yürütmüştü. Seçim kampanyası sırasında camide vakit namazını kılan Eyüp Sultan'da Arapça Yasin-i Şerif, Arapça Yasin Şerif okuyan İmamoğlu İstanbul'da muhafazakar semtlerde de ciddi oranda bir oy alıp seçimi kazanmıştı. Yani Abdülkadir şey yapmış, takdir etmiş Ekrem Başkan'ın bu tavırlarını. Aferin Ekrem diyor bak diyor Yasin-i Şerif okudun. Bak diyor Eyüp Sultan'a gittin namaz. Yani puanları almış Abdülkadir'den ama işte nasıl yaptım bu şeyi diyor e, şey arus törenlerindeki o işte Türkçe okunmasını. Neyse sonuçta da Ekrem İmamoğlu diyor. Geç kalsa da bence de şey bir arus töreninde Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir demesi önemliydi. Doğru olan tavır buydu diyor. Bir aferin daha almış Ekrem Başkan Abdülkadir Selvi'den. Ben olsam üzülürdüm gerçekten yani Abdülkadir Selvi kim ya Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar inançlı ya da ne kadar iyi bir Müslüman olduğu konusunda not verecek ya ben olsam ağzının orta yerine bir tane çarpan bir demeç yayınlardım Abdülkadir ya da Ahmet Hakan sen kimsin ya benim inancımı ya da Müslümanlığıma not verecek derdim ama işte siyaset böyle bir şey Hande Fırat 2020'den 2021'e gündemini belirleyecek başlıklar diyor iç siyasette ve dış siyasette AB ile ilişkilerde Amerika ile ilişkilerde F-35'ler krizinde neler olabileceğini yazmış. Nedim Şener PKK terörünün çözüm süreci devam ediyor diye yazmış bugünkü e, efendim, e, Hürriyet gazetesinde. E, Yalçın Bayer Üstadımız da e, sağ olsun lütfetmiş bizim... E, KRT akşam haberlerinde önceki gün Süheyl Batum Hoca ile yaptığımız mülakatta Süheyl Batum Hoca'nın e, laflarını bu ahim kararı ile ilgili laflarını köşesine taşımış. Buradan da teşekkür ediyoruz Yalçın abimize e, o özeni ya da o e, lütfu gösterdiği için diyelim e, onara etti bizi sağ olsun. Sözcü gazetesi Necati Doğru askıda aşı önerildi diyor. Askıda ekmekten sonra işte askıda kira neyse e, o kampanyalardan sonra şimdi de askıda aşı kampanyası başlatıldığından söz ediyoruz. E, yazar Yılmaz'da yazar Cüneyt'i camiye almayalım diyenlere soru Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'dan söz ediyor Necati Doğru köşesinde. Diyor ki İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Ebu Bekir Sifil ile Ayasofya Camii Baş İmamı Profesör Mehmet Boynukal'ın ayetlerden kendilerince yorumlar aktararak ve Allah adına karar verip yazar Yılmaz Özdil ile yazar Cüneyt Akman'ı camiye almayacaklarını açıkladılar. Aslında yazarları hedef de göstermiş oldular. Bu iki din hocası acaba şu habere ne diyorlar? Çamlıca'ya 100 milyon lira harcanarak dünyanın en büyük camisi yapıldı. Dünyada minberine asansörle çıkılan tek cami. Fakat yeteri kadar cemaat bulunamadı. İstanbul Belediye Yönetimi İktidar Partisi AKP'nin elindeyken Çamlıca Camisine cemaati artırabilmek için metro yapılması projesi başlatıldı. Fakat metro yapılabilmesi için saatte 32 bin yolcuya ihtiyaç duyulduğu halde bu hattaki yolcu sayısı en pik saatte bile 3 binde kalmış. Buna ne diyeceksiniz diye? Soruyor haklı olarak Necati Doğru Usta. Uğur Dündar, Atol Behramoğlu, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'den söz eden bir yazı yazmış. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yargılandığını Ataol Behramoğlu'nun da 65 yaş ve üzeri insanlara uygulanan o sokağa çıkma yasağını eleştirdiği için Uğur Dündar da bu üç aydınımızdan da. Ee, övgüyle söz eden bir yazı yazmış. İsmail Saymaz Boron gibi muhalefet diyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve işte muhalefete karşı tavrından söz etmiş. Bu yılbaşı milli piyango almayacağım diyor Emin Çöreşan da. Bir gün gazetesine bakalım bir günde kimler ne yazmış bugün. Ee, Feray Aytekin Aydoğan ee, eğitimselin ee, Eş Genel Başkanı Feray Hanım Milli Eğitim Bakanı'nın sınav ısrarı diyor. İşte bu sabah açıklandı ya sınavlar, yüz yüze sınavlar e, yıl tatilinin sonrasında ertelendi diye ama günlerdir de bu sınav isya e, ısrarı eleştiriliyor. Feray Aytekin Aydoğan da bu sınav ısrarını eleştiren bir yazı yazmış. Emin Koramaz bir günün yazarlarından şehir hastanelerinde ne yapmalı mevzunu yazmış. Diyor ki bu soygun düzenine sessiz kalınamaz yapılması gereken gün gibi ortadadır. Öncelikle şehir hastanelerinin yapımı için müteahhitlerle imzalanan sözleşmeler derhal feshedilmeli, ortaya çıkan kamu zararı tahsil edilmelidir. Bu hastanelerimizdeki tüm hizmetler kamu eliyle verilmeli, tüm personel kamu güvencesine kavuşturulmalı ve hastane kamu eliyle yönetilmelidir. Demiş bugünkü bir gün gazetesindeki köşesinde. Ve Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel'in birinci sayfasında harika bir karikatür var. Sefer Selvi imzasını taşıyor. Karikatürde işte o müteahhitler çetesi, Beşli çete, Cengiz, Limak, Kalyon, Colin Makyol isimli şirketler eleştiriliyor. Diyor ki Cengiz, Limak, Kalyon, Colin Makyol işte bu Beşli devleti tokatlıyor demiş. Bayağı da böyle bir e, tokatlama faaliyetinden söz ediyoruz. İşte birinci sayfada da zaten bu beşlilerin Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte fotoğrafları var. İhsan Çaralan e, Evrensel'in yazarlarından böyle olur tek adam yönetiminin hukuk adalet reformu demiş. Peş peşe geçtiğimiz ay içinde yapılan icraatı yani hukuk reformunun, adalet reformunun lafzıyla ya da ruhuyla taban tabana zıt zıt uygulamaları ve açıklamaları alt alta yazmış. Ondan sonra da diyor ki reform döneminin bir karşı reform dönemi ortaya çıktı diye yazmış bugünkü köşe yazısında. Bakalım Karar Gazetesi'nde kimler neler yazmış. Karardan da bir iki yazar alalım. 7 sayfada Mehmet Ocak'tan kararlarını tanımıyorsak ne işimiz var Avrupa İnsan hakları mahkemesinde demiş Gerçekten de doğru bir soruyu ortaya atmış ve e, Akif Beki karar gazetesinin yazarlarından CHP AK Parti ile oynuyor gibi demiş yani e, Kılıçdaroğlu'nun bir laf sarf ettiğini e, yanlış anlayıp ya da çarpıtmaya çalışıp AKP'den sert bir cevap geldiğini ama Kılıçdaroğlu'nun da sonuçta bu söylediğini izah edip dalga geçtiklerini zannederken kıyak geçiyorlarmış durumuna düşürdüğünü söylüyor. Daha büyük bir iyilik yapamazlardı Kılıçdaroğlu'na demiş. Saatlerimiz 11.50'yi gösterirken bu sabah da medya terapiye burada nokta koyuyoruz. Pazartesi sabahı saat 11'de yine burada medya terapide buluşalım. Ama bu akşamki 18.30 KRT akşam haberleri randevusuna da bekleriz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.